PC Building Simulator'dan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Şöyle devam ettiğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni arızalar alacağız. Belki yeni işler gelecek. Yani yeni kasalar toplayacağız vesaire. En son işlerimizi teslim etmiştik. Hiçbir şey kalmamıştı. Şöyle bir gün sonu yapalım. Oo, sesi değiştirelim şuradan. İşe git diyelim. Mainframe ad. Heyecan verici bir yeni bir göreve seçildiniz falan fişman. Radyoaktif malzeme taşıması yasaktır. Otu tespit eden işçi fesle işçi gıda vesaire vesaire ne diyor bu ya? Radyasyona etkilenen bunların herhangi birisinde ilgili o topraklama vesaire bir şeyler demiş ama güç kaynağı olabilir. 100 dolar bütçe ayırmış. Corsair TX750M. Şimdi bu tür durumlarda öncelikle kabul edeceğiz. Tanılama düzeltme. Çok bir arıza olduğunu düşünmüyorum. Yeni sistem. CPU GPU için sıvı soğutma geç. RAM değiştir, sabit disk değiştir. Hemen bakıyoruz PC özelliklerine. RAM 8 GB 2666 MHz Steam grubun. Bir de sabit disk Seagate 2 TB 64K. Hemen alalım bunları. 2 TB 64K. Hemen sepete ekledik. RAM'imizi de şuradan bellek diyeyim. Steam yazarsam şuradan da 2666'ya çekersem silver mıydı? Evet, dark silver. İşte bu. 8 GB sepete ekledim. Bunu da kabul ediyorum. Tamam. Bunlar kargoda, yarın gelecek. O yüzden yarın teslimatla alabilirim. Şimdi satın al dedim. Yarın tarihli. Şurada yeni bir sistem vardı. Ha. Onu reddetmiştik sıvı soğutma istediği için. Hemen bir gün sonu yapalım. Çok fazla iş gelmedi. İşler azaldı. Bu oyunda bile ekonomik kriz var sanki doların artmasıyla. RAM değiştir. Sabit disk değiştir. Öncelikle şu teslim aldık. Kargolarımızı. Of soğutucuya bak. Yine dikey konumlandırılıp İçinde ters duran bileşenlerin olduğu bir kasayla karşı karşıyayız. Bunun için soğutmayı sökmem gerekecek. Çık bakalım. RAM değiştir. Bu bozuk çıkacak. Evet. Hoppa. Şunu da takalım. Bu arada bir tane daha belleğim bozuk mu görünüyor? Sat gitsin. Sonra o arkadan çıkacak galiba. Şöyle bakayım da. Kabloları çıkart. Yo buradan çıkıyor. Tamam. Hemen geldim depolamaya. Hızlı bir şekilde halledelim. Evet bozuk diyor zaten. 2 terabayt. Onu da hallettik. Eksik parçalar. Kablo da eksik yok. Şunu takacağız. Fakat önce bir termal macununu sürmeyi unutmayalım. Hoppa. Bunu şöyle oturtturduk. Şunu da oturtturduk. İşletim sistemi kurulu olmadığı için. Eyvah. Üst paneli çıkarttıracak ya. Tamam. RAM değiştirdiğimiz için RAM OC'yi de ayarlayalım. Gerçi 2666'da. Delta RGB 500 GB. Tamam buna kurulu olsun. Güzel. SSD de varmış. Hop hızlı bir şekilde kuruldu. Hepsi tamam ama şunu takmayı unutmayalım. Tamam. Teslimat alanına yerleştirebiliriz. Şunun arızası belli değildi. Hemen bakacağız bunun arızasını bulacağız ama. Peki.
RAM'lerden başlayalım. Hoppa çıkardık. Bellek. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. RAM'leri geri takayım. Arızayı bulmamızın bir kolay yolu da güç tuşuna basmak. Açıldığı için elektrik geliyor. Güç kaynağımızda bir sıkıntı yok. Herhangi başlatılacak bir cihaz bulunamadı. Sorun RAM'de gibi görünüyor. Şey RAM demişim ya. İşlemcide gibi görünüyor. İşlemciye geldim. Bunda da sıkıntı yok. Ekran kartına bakalım. Ekran kartı. Bunda da sıkıntı yok. O zaman anakart mı? Ama anakartta bir bozukluk olunca normalde görüntü vermez. Ha. Hard disk olabilir. Hemen anakartı çıkartmadan hard diskimize de bir bakalım. Evet. Hard disk gidik. 2 TB 64 GB yok. Hemen geldim mağazaya. 2 TB 64 GB şunu ekledim. Bunu toplamadan, şunu da halletmeden önce bana bir PC mi inşa ediyorsun? CPU'yu 4600'e, GPU'yu 2010 MHz'e hız aşırtın. EKVB adını duydunuz mu? Bakın arkadaşlar, bunda sıvı soğutma takın demiyor. Fakat şöyle bir durum var. EKVB adını duydunuz mu dedi. Buradan bir spoiler vermiş gibi bir şey oluyor. Sıvı soğutmayla yapılacak bir iş. Bunu reddediyorum. Çünkü sıvı soğutmada, hele hele ki overclock yaptırıyorsa, hiçbir şekilde soğumuyor biliyorsunuz. PSU değiştir, sabit disk değiştir. Hemen gelelim. EVGA 450B bir tane ekleyelim. Güç kaynakları. EVGA 450B. B kaçtı? B3 işte şurada. Sepete ekledim. Bir de neydi? Sabit disk. Sabit disk Morton S320. Bu elimde olmalı. Var diye hatırlıyorum bunu. Aa, kalmamış. Neyse, güzel. Bunu da ekledik. Kabul ediyorum. Bunu görmezden gelebilirim. Parçaları bugün itibariyle teslim alacağım. Çünkü içlerinden bir tanesi bana şu anda lazım. Hemen geldik. Şuradan. Evet. O tutturduk. Tekrar şöyle toplaya toplaya gidelim. Şöyle biraz zoom yapayım. Termal macununu sürdüm. Soğutması neredeydi bunun? Sıvı soğutucu da bozuk çıktı bunun. Mortoni Thermal 100. Bunun yerine daha iyisini takabilirim. Tabi varsa elimde. Be Quiet var. 15 dolar. Rock 2. İkisi de aynı. Şunu takabilirim. Çünkü 100 dolar gün içerisinde sipariş vermek istemiyorum. RAM'lerimizi takalım. Bakın kasayı toplamadan hala tanılama ve düzeltme olmadı. Hala olmadı. Peki bir kere güç tuşuna. Ha. Şey de bozuk çıktı. Güç kaynağı. Bu bana 100 dolar bütçe ayırıyor. Nasıl oluyor bu? Artık yapacak bir şey yok. 750 watt bir güç kaynağı takabilirim. Zaten hemde de varmış. Allah Allah, niye seçmiyor? Oyun bug'a girdi. Ha, güç kaynağında da sıkıntı yok. Eyvah, eyvah. Anakartta da mı sıkıntı var? Yo, açıldı şimdi. Tamam. Herhangi bir OS bulunamadı. Tamam, zaten kuracağım. Ama sorun devam ediyor. İlginç. Neyse, bir işletim sistemini kursun bakalım.
Şurada iki fanın çalışmadığını görüyorum. Bunlar bozuk mu yoksa kablosu mu takıl değil? Hemen kabloyu tıklıyorum. Evet, kabloları takıl değilmiş. Tekrar kapat. Ha. Şu bozuk. Mortone Hitaway 120. Yani bunun içinde şunu çıkarttırıyor ya. Kasa fanları en aşağı indim. Evet, bu da bozuk çıktı. 120 milimetre Mortone Hitaway elimde var. Hemen termal macununu sürdüm. Soğutmasını taktım. Tanılama ve düzeltme. Zaten tikimizi aldık. Bunu kapatabiliriz fakat ha çıktı. Şunu takmayı unutmayalım. Bunu da taktık. Ben bunu taktım diye düşünüyorum. İki tane ayrı parçası var ya. İlginç. Tamam. Teslimat alanına yerleştirebiliriz. Şimdi bunları toplayalım. 5 yıldızımızı aldık. Topla. Süper. Yeni parçalar mevcut. Fractal Design, Define Araltı, cam göbeği vesaire vesaire bir şeyler geldi. Kargoda hemen bir gün sonu yapalım. Gelecek ürünler zaten. Ha, var. Yine de var. İşe git diyelim. Onları almıştık gün içerisinde teslim almak suretiyle. Şimdi buna ne yapacaktık? Ha, PCO değiştir, sabit disk değiştir. Hepsi burada çok güzel. Bu arada kasa da çok hoşuma gitti. Hoşuma giden kasalardan zaten. Hemen şundan başlayalım. Şöyle kabloları çıkartıyorum. EVGA 450B. Hop, tuttuk. Şunu çıkart. Sen değil ya. Şu kablo, şu kablo ve hard disk. Depolamaya geldim. Bozuk. Bunu sat dedim. Hayır, 500'lük değil. 320 sipariş etmiştik. Şuradan seçelim, takalım. Tamamlanmamış kasa diyor. Her zamanki gibi bunları toparlamamız gerek. İşletim sistemine yükleme yapılabilir. Tamam. Hemen bunu da toplayıp 3 yıldız. Pop-up mı? Tanımlamayı düzeltmeyi yeşil tik aldık. Bir de virüs taraması mı yapmamız gerekiyordu? 3 yıldız verdi. Bakın arkadaşlar, şu seviyeye takılmamanızı öneririm. Seviye diyorum, yıldızlara. Biliyorsunuz ki günlerdir artı puan ala ala artık ödül alacak seviyeye geldik. Fakat bir noktadan sonra ileri gitmedi. Ama bir 3 yıldız aldık diye kaç diş düştü. O yüzden ona çok takılmayın artık. Mainframe. Bu adam bana sık sık geliyor. Yine geldi. 3D Mark skoru 10.000 istiyor. Tabii ki de alabiliriz fakat bunun için işlemci ve ekran kartının oldukça güçlü olması lazım. GT 1030. Ekran kartıyla olmaz bu iş. RAM'ler 448, 2133. Onlar değişecek. Ryzen 3 1300X işlemci değişecek. 1500X ile onu değiştirebiliriz. 750 watt güç kaynağını yeterli diye düşünüyorum, ucu ucuna da olsa. Ekran kartını değiştireceğiz. Evet, değişik bir modifiye yapıp 10.000 skoru almamız gerekiyormuş. Kabul et diyelim buna. Peki. Gelsin, onu da yapalım. Yeni PC. Bana yine bir bilgisayar toplayabilir misin? CPU'nun 4600 MHz hızlı çalışacağını, GPU'yu da 2015. Her şey yeni olsun demiş. Herhangi bir şey belirtmemiş, marka vesaire vesaire. 2500 dolar da bütçe vermiş. Tabii ki de overclock'la bu hızları normal yoldan ulaşabiliriz. Bilgisayarımın bozulduğuna inanamıyorum. Neyin yanlış gittiğini çözebilir misin?
Kasaya bir içki döktüm. Eyvah eyvah. Bunu gün içerisinde siparişten alacağız. Çünkü yoksa sorunu söylemediği için anakart olabilir, PS olabilir, RAM gitmiş olabilir, sabit disk gitmiş olabilir, her şey olabilir. Peki bunu da kabul ediyorum. Kargoda Gold serisi güç kaynaklarımız geldi. Bir tane bilgisayar toplama isteğimiz var. Unutmadan onu toplayalım, ondan sonra gün sonu yapalım. Dickens John. Tekrar bakmakta fayda var. Ne istiyordu bu? 4600 MHz'e kadar CPU. Artı CPU'yu şunu kullanabilirim. H500. CPU'yu hız aşırtmak istemiyorsam güçlü CPU kullanarak da bunun önüne geçebilirim. Mesela şunu takayım. Bir 99 çift 0K. İşimizi görür. ...97 çift 0K bile işimizi görüyor. Evet, bundan takacağım. Hop. Bellek kısmına geldim. 3600'lük. 3600'lük. 2. 3200. 3600. 3200'den 2 tane. Bunları takabilirim. 2 4'ü açtım hemen. Sen de gel. Hop, termal macunu. Dark Rock Slim, bunu takabiliriz. Hoppa. Ekran kartı önemli burada. Ekran kartını 2015 MHz'e aşırttırmak için şunlar tabii ki de çok çok yüksek. Gerek yok. 1080 tarafında gayet güçlü bir ekran kartı seçerek işimi halledebilirim. Overclock Edition mıydı bu? Evet, Overclock Edition. Şunu takabilirim. Hadi. Allah Allah. Yahu oturtursana. Ön tarafa takmak istemiyorum kardeşim. Heh. Normal bir SSD takacağım. 240'lık yeter. Şuraya da şöyle bir 750 watt Cooler Master güzel olur. Eyvah, bunu buradan takacaktık. Hadi be, kaldır ya. Tıklamama rağmen kaldırmıyor. Hemen tekrar şunu takayım. Depolama tarafında şunu tekrar monte edeyim. Kablo. Tamam, seni de bağladım. İşletim sistemi kuracağız. Okey. Dele basılı tuttum. Hayda. Yarım saniye erken bıraktım diye atladı. BIOS ekranına girene kadar dele basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Program ekle kaldıra girdik. Hemen şu 3D Mark Advanced Edition'ı kuruyorum. Hayır. Çünkü overclock yapacağım için GPU tuner'ı kurmam gerekli. Şimdi yeniden başlatabilirim. O yeniden başlayadursun. Gün sonu yapacaktık. Başka iş yok. Peki. Şimdi GPU Tuner'a geldim. Overclock nasıl yapıyorduk? %100 çekirdek voltajı verirken şöyle bir sonuna dayadım. %120'ye kadar çıktığını anladım. Çok güçlü veriyor. Bunu %115 gibi değerde bırakabilirim. Şu 1890'ı çıkardım. 2000 kaç diyordu? 15 miydi? 2015. Bir tık daha. Evet. Çok hafif de bellek frekansı vererek uygula.
Tabii ki de Crash yememiz gerekiyor. Bunun için soğutması ve Overclock Edition olması çok iyi olması gerekiyor yani sistemin. Yani ekran kartının Overclock Edition olması gerekiyor. Bir, işlemcinin kuvvetli olması gerekiyor. İki, bir de güç kaynağınız Crash yememek için iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın, aklınızda bulunsun. Bu testimizden Crash yemeyeceğiz. Büyük ihtimal zaten onayımızı aldık. Biraz bekleyelim. İki tane kasamız gelecek. Şunu topla yapacağız. Mağaza kısmında satın almadığım bir iş bulunmuyor. Peki, bunu biraz izleyelim o zaman. Başka iş yok şu an için. Bunu da biraz hızlandırabilmeliyiz aslında. Ama testte şu an tabii. Son aşamalarda. Şuradan yukarıya çıkacak. 7836 mı? Eyvah eyvah. Ha pardon, bu o iş değildi ya. Aklım demin ki işe gitti. 10.000. Bundan iki tane takacağız bu arada ona. Zaten bütçesi fena değil. Hemen gelelim. Şunu toplayalım. 5 yıldızımızı aldık. Gün sonu yapalım. Yeni işlerimiz gelsin. Onları da hallettikten sonra videoyu bitirebiliriz. Leonard Field. Yeni işlere de bakarız bu arada. 300 dolar bütçe ayırmıştı. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Çabucak halledebilir misin vesaire vesaire. Bunu söke söke bakacağız. Hemen en kolay olduğu için RAM'den başladım. Belleğe geldim. Bellekte sıkıntı yok. Ekran kartına bakalım. Ekran kartına geldim. Bunda sıkıntı yok. Bir de şurayı açayım da. Depolama kısmında hard diskimize bakalım. Hard diskimizde de sıkıntı yok. Son bir güç kaynağı kaldı. Eğer onda da değilse bozuk. Sorun güç kaynağındanmış. 1050 GS elimde var mı? İnanın bilmiyorum. Bu arada şunları satalım ya. Bozuklar niye duruyorsa. 1050, 1050, 1050. Son bozuğu satmayalım unutmamak adına. Ha bir tane varmış. Güzel en başta. Hoppa şunu oturtturabilirim. Şimdi satabiliriz. Tamam. Belleğe geldim. Hop. Ekran kartına geldim. Hop. Zaten tanılama ve düzeltme oldu. Fakat ne kaldı? Hard disk kaldı. Yan kapağını da kapatalım. Bunu da kapattık mı? Tamamdır. Ön yükleme için hazırız. Oo, soğutucuya bak. NZXT'nin. Ve diğer zorlu upgrade'imize geçelim hemen. Ne yapacaktık bunda? İlk olarak bir saniye RAM'leri değiştireceğim ama şuna bakmakta fayda var. AB350 Gaming 3. Hemen mağazaya geldim. Anakartlara geldim. AB350 Gaming 3. RAM hızı desteği 3200'e kadar. Çok çok güzel. Fakat benim elimde 3200'lük RAM var mı?
Kalmamış olabilir çünkü. Evet, maalesef hiç yok. Team Group. İki tane şundan ekleyeyim. Onu değişeceğiz. Ekran kartını değişeceğiz. Başka da bir şey yoktu galiba. Ekran kartını hatta çift takacağız. Ha. Şey, güç kaynağı. Ha, bu yeterli diye düşünüyorum. Bu şekilde kalsın. Buna soğutma tarafına güçlendirme yapmamıza gerek var. Gerçi gayet iyi bir soğutucu geldi üstünde. Şu şeyi değiştireceğiz. İşlemciyi değiştireceğiz. 2700, 2700X. O da 8, bu da 8. Bunu takabiliriz. Soğutma tarafında sıkıntı çıkarmayacaktır. Hemen soğutmada indim. Hop. Şimdi. O zaman bunları gün içi teslimat alabilirim. Hemen bir takalım ramlerimizi de. Hop, en aşağıda. Nasıl uyumsuz ya? Allah Allah. Gigabyte GA AB350 Gaming 3 değil miydi bu? GB AB350 Gaming 3. Maksimum RAM hızı 3200, evet. İki tane serisi var. Çoklu GPU desteği yok bir tanesinde. Bizim anakartımız uzun olandan, evet. Allah Allah, niye böyle bir... Ha, pardon, pardon, pardon arkadaşlar. RAM'leri sökmedik ki. O yüzden uyumsuz diyor. Ben de diyorum, nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam. AMD tarafı 2 ve 4'e hemen oturtturuyorum bunları. Hop. Ve geldik ekran kartımıza. 2070'lere çıkmayacağım. Şu 2070 Overclock Edition da var bunun. 1835, 1835. Şu ikisini de takabilirim. Bu arada şu bozuğu bir satalım. Evet, şunları takabilirim ya. Şunları çıkartmadık tabii. Hop, indim. Şu bir. Hop, indim. Nereye gitti bu? Çıkart bakalım. Çoklu GPU desteği var. OG, OG Strix, Asus. Bunların ikisi de aynı. Neden uyumsuz diyor? Onu bulalım. Gaming 3 uzun model. Tamam, sıkıntı yok bunda da. Çoklu GPU SLI var. Allah Allah ya. 150 watt, 300 watt. Peki, bir güç kaynağını çıkartalım. Bu tür durumlarda güç kaynağını sökelim. Yine aynı şey diyor mu? Evet diyor. Hayret ya. Acaba büyük olduğundan mı diyor, ona bakalım bir. Şundan tak. Peki. Ben madem öyle, bunu çift yapmam. Şöyle 2070 tarafında bir ekran kartını yerleştiririm buraya. Bir güzel overclock'a yaparım. Ondan sonra performansımı alırım. Hoppa.
Of, ekran kartına bakın. Mükemmel. Bu arada şunları da takalım. Çirkin gözükmesin. Güç kaynağı. Tamam. Şimdi bunu taktık. Bayağı bir overclock yapmamız gerekecek ama. Hemen RAM'i çıkartalım yukarılara. 3200'e çektik. Ha, eyvah eyvah. Kapat. Şuraya bir tane de 1 TB çok. 256 uygundur. Heh. Taktık vallahi çıkartmadan. Güç tuşuna bastım. SSD önemli. RAM OS'i tekrar açtım. Şuradan SSD'yi seçtim. Yeniden başlat dedim. Çünkü işletim sistemini oraya kursun. Hop, hızlı bir şekilde kuruyor. Hemen programlarımızı yükleyelim. Hayır. 3D Mark. Evet. 3D Mark skoru da 10.000 ya. Nasıl çıkacağız? Daha deminki ayarlamalarla 7900'e kadar gördük. Şöyle bir dibe dayadım. %120. Bunu 18'e kadar çekeceğim. Şunu getireceğim. Şöyle 2022, 2020 gibi bir değerlere bırakacağım. Bunu da 1820'lere kadar çıkartıyorum. Uygula. İnşallah crash yemeden testimiz biter. İstediğimiz puanla tabii ki de. Tamam. Bekleyelim bunu. Bunu beklerken yeni işlerimize de bakalım. PC için düzeltme. Bir çeşit yanık kokusu vardı. Eyvah. Plastik beyaz kablo istiyor şimdi. Güç kaynağı kesin gidik. Koku geldi dediği için. Fakat bunun yanında acaba neler gitti? Evga Supernova 1200. Onu bir sepete ekleyelim. Gelelim güç kaynaklarına. Evga Supernova 1200 P2 miydi? P2, tamam. Şundan sepete ekle. Bu arada deminki 1050'den de ha. 2 tane de şundan almak istiyorum. Bir de ekran kartı olabilir. Zotac GTX 1070 Mini. Bundan da alalım. Başka sistem toplamalarında işimize de yarar. Zotac GTX 1070 Mini. 1, 2, 3 tane de bundan ekledim. İşlemcisi gitmiş olabilir. 8086K elimde yok. Ne olur ne olmaz bir tane alayım. Bulunsun. 8086 yazınca. Ha, bir tane varmış elimde. Bir tane daha ekliyorum buna. Bunu kabul et dedim. Yarın itibariyle teslim alabilir. Kargomuzu çıkartacağız. Yeni yapı gerekli. Yeni bir PC için pazardayım. Gerçekten oynamak istediğim bir oyun var. Dead Stick Bush Flight Simulator. Seagate istiyor 3.750 dolar. Bütçe ayırmış, çok çok güzel. Kabul ediyoruz bunu da. Sizin için bir iş ısmarlama PC. Zotac bomba gibi olması gerekiyor. Marka istemiş 3.500 dolar. Minimum gereksinimlerde PC Feudal Fantasy oynamak istiyor. Kabul et. Bilgisayarımı yükselt. Kulağa iyi gelmesi için 6.395 benchmark sonucunu biraz iyileştirebilir misiniz? Yüklü 32 GB belleğe ihtiyacım var. Tamam. Ekran kartından RAM'e bakalım bir. Ekran kartı GTX 980 Ti, bunu güçlendirmemiz gerekecek. Bu bir. Veya buna overclock da yapabiliriz. Önce overclock deneriz. Tabii ki de bunu bir sonraki videoya atacağım. Diğer tarafı da 32 GB RAM istemiş. RAM'i ne? RAM'i Corsair 16 GB 2666. Hemen geldim bellek kısmına. 2666 Corsair 16. Bir tane de bundan sepete ekledim. Bunu da kabul ediyorum. Tamam. Malzemelerim tamam. Yarın itibariyle teslim alabilirim. Hemen bitmiş mi? 9392'de kaldık. Çok hafif oynamalarla bu değeri aşabileceğimizi ümit ediyorum. Şunu %119'a çektim. 2022, 2034 yaptım.
Şu çekirdek frekansımı da 1861. Okey, güzeldir. Ve şimdi crash yemezsek bizim iş tamam. Overclock nasıl yapılır? GPU'ya overclock nasıl yapılır? Adlı videomuz olsun bu. Mevcut ekran kartıyla veya tek bir ekran kartıyla çift takarsanız tabii ki de skor yüksek oluyor ama mevcut ekran kartına da overclock yaparak nasıl üst düzey bir sonuç, benchmark sonucu elde ediyoruz onu da görmüş olalım bu sayede. Crash yemeden. Ne önemliydi? İşlemcimiz kuvvetli oluyor. SSD'miz oluyor. Çok çok daha artı sağlar bu bize. Ve en önemlisi de güç kaynağımız yetmezse crash yeriz. O yüzden crash hata ekranı bu arada. Mavi ekran alıyoruz ya bilmeyenler için söylüyorum. İşte bunların olmaması için bu bileşenlere dikkat etmeniz gerekiyor. 1495 dolar. Mainframe. E-posta. Mainframe. 2400 dolar bütçe ayırmış zaten. 1495 dolarla bunu halletmiş olacağız. Biraz daha işi var. Şurada toplama istekleri var. Bilgisayar toplama, iki tane bilgisayar toplayacağız. Video uzun olmaması açısından onu sonraki videoya atacağım. Şu işlerimizin toplamasını yapalım. Videoyu bitirelim. 54-55 FPS'lerde gayet güzel. Hop yukarı çıkacak ve bitirecek. Nasıl olur ya? Bu kadar ayarlamaya rağmen 9464'e çıkmaması gerekiyor. Bu kötü. Bunu %120'ye çekiyorum. 2040 yaptım. Şu frekansı 1923'lere çekiyorum. Hatta şunu biraz daha artırabiliriz. 2056. Büyük ihtimal crash yiyeceğiz ama. Genellikle 10.000 skora çift ekran kartıyla ulaşıyordum. Crash yemezsek ulaşabilmemiz lazım aslında. Ya oyunun biraz da gıcıklığı yok değil. Var. Yani normal hayatta overclock yaparken bu değerleri verdiğinizde tabii ki de çok çok yüksek sonuçlar elde edebiliyorsunuz ama işte oyun zorlayacak ya bir de 25. seviyeyiz. İyice zorluyor artık görevler. Şunlar kargoda. Şunu toplayacağız. Şunu alacağız. Tamam. Ve crash yedik. Evet. Bu olmaz. Peki çift ekran kartı takamıyoruz. Buna ne yapabiliriz? Vega kısmında veya Founders Edition bir tane var mı acaba? Evet, bir tane var ya. Şunlar var. Bunlardan takabiliyor muyum? Şöyle bir bakalım. Uyumsuz dedi buna da ya. Hayret, çift ekran kartı takamıyoruz buna. Anakartın SLI desteği var. Ekran kartın var fakat takamıyoruz. Bunu overclocklasam. Daha yüksek değerlere çıkabilmek için. Şunu biraz azaltacağım. Şunu 1600'lere çıkartacağım. Bakalım ne olacak. Biraz da deneye deneye. Overclock Edition bir ekran kartı seçmemize rağmen olmadı. Ya şunun için konuşmuyorum. Şurada Overclock Edition modelleri de var. Onları da seçmemize rağmen olmuyor ama son bir kez daha deneriz. Başka bir modelle deneriz. Mesela 1080 vardı az önce. Taktık mı? Mavi ekran yedik bu arada. Peki. Çok yüksek vermem gerekiyor değeri. Peki şuradan mağazaya geleyim. Ekran kartları şöyle bir göz gezdirelim. OC.
Şöyle biraz aşağı inelim. Vega 64 OG Edition 1590. Frekanslar çok düşük geliyor ya bana. Yalnız OC, OC tarafında sadece bunlar. Ha. Yok, şu çok çok güzel. Bu arada elimde de kalmamış. Biraz alayım bunlardan. Gün içerisinde teslim al. Ekran kartı hop. Bunda da ikinciyi takamıyoruz galiba. Allah Allah ya. İlginç vallahi. Neyse tıkladım. Daha bir stabil overclock yapabilmek için. Onu seçtim. %118'e kalsın. Çok güzel. Bunu şöyle 2040'lara çıkarttım. Şu da 1700'lerde kalsın. Hemen bir çalıştıralım. FPS'imiz gayet güzel gidiyor ama crash yemezsek. Şunu da belirteyim. Güç kaynağı yeterli olmasına rağmen crash yiyorsanız sorun ekran kartındadır. Bu şekilde crashledikten sonra ekran kartını güçlendirmeniz bir şey ifade etmez. Artık ekran kartı ben buraya kadarım diyor. Yani yokum. Bundan fazlasına çok fazla çıkmaya çalışıyorsun diyor. Her şeyin bir istiyap haddi var sonuçta. FPS'imiz gayet güzel gidiyor. Mavi ekran yemedik henüz. Ama 10.000 değerini alabilecek miyiz? Alamazsak biraz daha zorlayacağız. Anakartın desteği yok ama var gibi görünüyor ama anakartın değişmesi lazım büyük ihtimal. Bu ne kadar bütçe ayırmıştı mainframe? Şunu bir kapatayım. 2400 dolar. Büyük ihtimal bana ekran kartını da sıfırlatacak gibi görünüyor. Bakalım değeri alamazsak hiç uğraşmayız ya, öyle yaparız. Direkt 1070 OC Edition 2 tane ekran kartını çaktık mı buna 10 numara o değerlere çıkabiliriz. 8700 hiç uğraşmayalım. Kapattık. Çıkar babacım, çıkar çıkar çıkar. Şunu da çıkart. Hop hop sen de çık. USB de çıksın. Kabloları çıkart. Ve anakartımızı alabiliriz artık. Anakart tarafında AM4 şeysi vardı. İşlemcisi vardı. 3600 destekli çoklu GPU Crossfire SLI. Ha, Crossfire destekli ekran kartı kullanıyormuş. Sadece destek olarak SLI yok. Yanlış görmüşüz. Benim de dikkatimi çekmemiş. Tabii ki de gerçek hayatta bu tür hatalar yapmıyoruz. O bir ayrı mevzu. Zaten yeni sistemlerde gayet şey çalışıyoruz ama oyunda da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada PC parçaları diyelim. Ha, bu buna sığdırmadı. En aşağıdaki işlemci 2700 3300X. Bunu değiştirmiştik. Daha kuvvetli takmıştık. 1800X takalım ya. Hop buna geldim. Soğutmasını takalım tekrar. RAM'lerini oturtturalım. 2, 4. En aşağıda çıkartmıştık. Şuraya SSD'sini oturtturalım tekrar. Gelelim ekran kartı kısmına. Şunları tekrar çıkart. Şu OG Edition, OC Edition. 1070, 1070. İki tane vardı ya. Bakın bu değer nasıl alınır, onu göreceğiz şimdi. Hoppa. Güç kaynağımız takılı. Hepsi hazır.
Tamamdır. Şunu da takalım. Gerçi kuruluydu ama. Farklı marka model anakart olduğu için sıfırlandı. Hızlı bir şekilde kurulu. GPU tuner. Hemen şunu kuralım. Yine de yapacağım overclock. Daha yüksek değerlere ulaşmak istiyorum. Bu kadar geç kurmaması lazım. Bir sıkıntı var. Çünkü OC SSD ayarlamalarını yapmadık RAM'in. Dele basılı tuttum. RAM OC bunu açtım. Evet. SSD'mize kurmadığı için de bu şekilde oldu. Hop geldi. GPU tuner sıfırla dedim. Seni şöyle bir %110'lara çekiyorum. 1920'lere çekiyorum. Şunu da 2015'lerde bırakabilirim. Şimdi crash yersek diyebiliriz ki çift ekran kartı taktığımız için PSU'dan yani güç kaynağından. Şimdilik yeterli gibi duruyor ama birazcık sınırda. Bakalım ne olacak. Şunu toplayacağız. Oh. FPS'lerimiz 50'lerden 75'lere çıktı. Zaten akıcı bir şekilde gidiyor görüntü. Altıyı gördük. ...76.2 zorluyor. Hafif bir takılma söz konusu ama son sistem toplamadığımız için o da. Çok az kaldı. Yukarı çıkıyor ve tak bitecek şimdi. 11.120. Bu iş tamam. $1.950 bütçeyle hallettik. 2.400 dolar bütçe ayırmıştı. Şunu takalım. Eksik kalan parçaları toparlayalım. Hop, şunu da tuttur. Yan kapaklar. Ve işlem tamam. Mainframe. Topla ve 5 yıldızımızı aldık. Bunu da topla, bunu da aldık. Yeni parçalarımız geldi. RTX 2080 geldi arkadaşlar. Şunu da sipariş verelim mi? Ne kadar dolarımız? 14.000 dolarımız var. Tamam. 2080. Of 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 of. Bunlar ne böyle? Extreme 8 GB, 1890 MB. Tabii ki de güncel donanım seviyelerimiz 3090, 3080 Ti, 3070 Supreme Edition, 3070 Ti vesaire ama oyunda daha yeni yeni geliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkişer tane şunlardan sipariş geçtim. Yarın itibariyle teslim alabiliriz. Sıkıntı yok. Bir sonraki videolarda devam edeceğim bu şeyi. Kaldığımız yerden video zaten biraz uzadı. GPU'ya overclock nasıl yapılıyor? Çift ekran kartı nasıl takılıyor? Çift ekran kartı takıldıktan sonra nasıl yapılıyor? 750 watt güç kaynağımız yetti. Sorularınız şu şekilde. Özelden mail yoluyla yazmışsınız. Teşekkür ederim. Ne kadarlık bir güç kaynağı gerekli konusunda görmüş olduğunuz üzere 750 wattlık yetiyor ama şöyle bir şey. Ekstra parça bağlamadık. Ben gerçek hayatta olsa 850 watt 1000 watt'a kadar çıkardım açıkçası. Neden? Oyun konsolu bağlıyoruz. Klavye, mouse bağlanıyor. Efendim ekstra fan ekliyoruz. Ne bileyim diğer çevre birimleri ekleniyor. Yazıcınız vardır, şu vardır, bu vardır. O ekleniyor, bu ekleniyor. Bunlar güç kaynağından besleniyor. O yüzden yüksek tutmakta fayda var. Bunu da ek bilgi olarak ekleyeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmadan izleyenler var. Lütfen o butona
tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.